Bu ayakkabının siyahını almıştım. Şimdi bir de bu rengini aldım arkadaşlar. Yani ayakkabı göstermek değil derdim. Yanlış anlamayın. Yemeni diyoruz. Finlandiya'da dizayn edildi, Portekiz'de yapıldı diyor ya bu ayakkabı. Bakın size başka bir şey göstereceğim şimdi. Bu benim dedem. Yani burada tahminim 17-18 yaşında. Bu da Fransuz'da. Bu da oğlu. Elazığ'ın ismi o zaman El Aziz. Ayakkabılara bakar mısınız? Bunlar Elazığ'da üretilmiş. Dedem bu Hrant Usta'nın yanında yetişmiş. Bir şey de dikkat edelim. Bakın pantolonlar Hrant Usta'nın pantolonuyla oğlunun pantolonu aynı kumaş. Atabildim mi? Şu kıyafetlere bakın, 1930'lar olabilir, 25'ler olabilir. Bakın. Ve o refahı nasıl yakalamış. Elazığ'da o zaman işte Amerikan motosikletleri plaka 5. Bakın. Amerikan Smith Wesson. Özel kıyafetler o zaman, yani ayakkabılar falan. Şuraya bak. Görüyor musunuz? Yani keşke şimdi Harput'ta biz bunu yapsaydık ne olurdu yani? Harput'ta tasarımını yapsaydık. Malatyalılar da üretseydi. O zaman Niyazi Özgan dedeniz, Kivork, Eymeni, Serkiz, Dikran, bunlar Elazığ'ın en iyi kondurucuları o zaman. Bakın Elazığ'da o zaman kumaş fabrikası olan bir aile. Fabrikatöryen ailesi. 5 kardeşler, 5 tane ev yapıyorlar. Bunların hepsinin yerinde şu anda çok çirkin, pis apartmanlar var. Bunlar da bak Bebek Arnavutköy'deki gibi. Bu aileye, bu kardeşlere Sultan Abdülhamit İstanbul'da Beşiktaş'ta depo veriyor. Bunlar Elazığ'da fabrikada ipek kumaş üretiyorlar. Amerika'daki fuarda dünya birincisi geliyorlar. Belgelere sertifikaları var, açıp bir bakarsanız. O zaman yani Elazığ'da kumaş üretip o zaman Amerika'da ödül alabiliyor fuarda arkadaşlar.